Oo, günaydın Aylin. Günaydın. Her müşterimizin peşindesin bakıyorum. Ne haber Deren, iyi misin? İyiyim. Müşteriyi bekletmeyelim, zaman kaybediyoruz burada. Bu projeyi sunmuyoruz Deren. Bunu sunuyoruz. Hadi. Daha kreatif olmamız lazım. Tabii. Ben yaratıcılığım yüzünden bu kadar yıldır şirket... Ne oluyor ya? Toplantı iyi geçmiş anlaşılan. Çok iyi geçti. İyi de Can Bey'in yüzü gülmüyor. Çünkü çok cool ondan. Grafikerden tasarımlar geldi mi? Buyurun. Bizim grafiker muhasebedeki Seval'e yanık. Efendim? Buradaki bütün aşk hikayeleri benden sorulur Can Bey. Yani eğer merak ederseniz. Etmem Yüliz, etmem. Metinler hazır mı? Ya şimdi ortamda her türlü dedikodu dönüyor. Yani herkes de gelip benimle konuşuyor. Dolayısıyla bütün bilgiler lap diye benim kucağıma düşüyor. Yani ben ne yapayım? Hiç merak etmiyorum oysa ki. Gülizciğim bir sessiz olur musun? Bütçe. Deren Hanım da sizin gözünüze girebilmek için her şey yapmaya hazır. Sen hem de... Ay, ben alırım, ben alırım. Buyurun. Sağ ol. Sen hem diyordun? Ha, roman yazıyormuş sanırım. Ya tam anlayamadım. Çatlak bir kız ama çok temiz kalpli. Ben sevdim vallahi. Sen öyle diyorsun. Ay çok kibarsınız Can Bey. Yani ya Emre Bey de çok kibar ama siz daha böyle farklı, daha... Emre gel gel, Allah aşkına gel. Gülüş sen çıkabilirsin. Çok sağ ol. Tamam. Dikkat et. Tamam. Hı. Abi ne yapıyorsun sen? Başka proje yollamışsın müşteriye. Niye haberim yok? Emreciğim sen ne zamandır finansı bırakıp projelerle ilgilenmeye başladın? Sen geldiğinden beri. Babam benimle paylaşırdı projeleri. Oğlum ne oluyor sana? Benim aklıma bir fikir geldi, gittim onu yaptım. Hesap mı vereceğim sana? Birlikte çalışıyorsak vereceksin. Emre bak ben de finansa karışırım, zararlı çıkarsın. Ne bu hırs ya? Bir de utanmadan diyorsun ki ben zorla yapıyorum bu işi. Bravo. Paşam iki günde gelsin, babamı ikna etsin, otursun koltuğa. Senin derdin havayolu kampanyası falan değil anlaşıldı. Senin derdin başka. Emre hadi git işinin başına, canımı sıkıyorsun. Asıl sen benim canımı sıkıyorsun. Yaptığın her şeyin farkındayım. Sen dilediğin gibi kandır kendini, beni kandıramazsın. Tamam? Biz Emre'yi gördün mü? Az önce çıktı canım bana. Yani bana niye sürekli öbür diyor ki? Misin? İyiyim, iyiyim. Kusura bakmayın, ben de hep çarpıyorum size. Bu ne? Ay, hiçbir şey değil. Ha. Ver bakayım. Aslına bakmasanız daha mı iyi sanki? Lütfen bakabilir miyim? Ben göstermesem bunu size. Rica ediyorum. Yok, gerçekten. Görmemiz sayın. CC'ye bakar mısın? Evet. Oyun yaptı. Öbürü değil Sanem. Sanem.
Gel benimle. Buradan herkes görür. Artık kimse sana öbürü demeyecek. Söz veriyorum. Teşekkür ederim. Gıcık oluyorsun değil mi bana bazen? Vallahi bazen oluyorum, ne yalan söyleyeyim. Babam için buradayım, bunu biliyorsun. Biliyorum. Öyle şirketi yönetmek falan umurum değil. İstemiyorum yani. Ama sen istiyorsun. Yani istiyordum. Ama başka planlarım var. Ne gibi? Sana rakip ajans kuracağım. Oldu, oldu. Sen kaybedersin. Allah finansçın olmadan iki güne batarsın, ben sana söyleyeyim. Emre, uzatma, endamın yetmez. Allah, bence bizim bir kapışma vaktimiz geldi ha. Öyle mi? Hadi o zaman. Hadi o zaman. Hadi, hadi. İnsan değilsin oğlum sen. 8-2. 8-2. Kalk hadi, kalk, 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 kalk. Sen kazandın lan pes, tamam. Ha şöyle, ha şöyle. Bana bak Can. Makine mısın sen? Öyle kapalı alanda koşu bandında koşmakla olmuyor bu işler. Al topunu. Ben yüzmeye gidiyorum, biliyor musun? Yürü git. Sen hala yatıyor musun ya? Polen, ne olur yapma ama böyle ya. Gerçekten çok işim var. Niye anlamıyorsun? Yapabiliyorsan sen atla gel zaten. Biliyorum, evet. Hep sen geliyorsun, hep sen arıyorsun. Evet, ama biliyorsun beni. Ya şimdi hakikaten ne dememi istiyorsun? Ha? Ya defalarca konuştuk zaten bunları. Tamam. Ben de. Ben de. Tamam hadi, bay bay. Bay bay. Polen mi? Haksızlık ediyorsun şu kıza. Ay. Ya ben hiçbir şey vaat etmedim ki ona. Yani gereksiz üstüme geliyor. Ya kız aşık sana. Yılda 3 kez görmeye bile razı. O bile fazla geliyor sana. Artık razı değil ama. Yani haliyle daha fazlasını istiyorum. Ya haksız mı? Haklı, haklı. Senin şu gizemli sevgilinle ne zaman tanışacağız? Sen oralara gel olsun. Daha erken. Daha erken. Hı. Aşkım yazmışsın telefonuna. Aşkım. Ya ben her kızı aşkım diye kaydediyorum. İnce işler, anlamazsın sen. Anlar mıyım, anlamam. Anlar mıyım, anlamam ben bu işte. Bu arada abi, annemle konuştum az önce. Seni görmek istiyor. Olmaz. Ya birkaç dakika konuşacaksın sadece. İsviçre'den seni görmeye geliyor diyorum. Ne yapayım? Gelmesin o zaman, ne yapayım? Olmaz. Günaydın. CC.
oluyor? Elini beyni yerken gelmiş. Sessiz ol. Birazdan kampanyayı kazanıp kazanamadığımızın haberi gelecek. Fikri harika, buyurun. Evet. Öyle mi? Anladım. Anladım. Ben kiminle görüşüyorum acaba? Ahmet Bey, nasılsınız? Ama hiç gelmiyorsunuz. Ay, teşekkür ederim. Güliz. Tamam. Teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Kampanya. Bizim projemiz Albatros kazanmış. Albatros mu? Nasıl Albatros ya? Ya Can Bey'in buluşu, uçak için yaptığı kampanya. Düşünebiliyor musun? Albatros'a benzetmiş uçağı. İkisi de dünyanın en geniş kanatlı, en güçlü, en uzun süre havada kalabilen kuşları yani. Ay inanamıyorum ya, dahi bile. Bende ne sinirlenmiş? Tebrik ederim Can Bey. Teşekkür ederim. Bir dakika arkadaşlar. Bize gidiyoruz, bize. Bizzat ben yapacağım arkadaşlar mandalı. Etler benden. İlk defa gideceğim ve beni çok heyecanlıyor. Herkes işini çabuk bitirsin. Yemek kitapçığı da iyi gidiyor. Bugün çok iş çıkardın Deren. Evet, biz iyi bir ikili olduk seninle. Ya Güliz'in telefonu mu bozuk, sürekli meşgul? Ha. O şeyden, şimdi kampanyayı biz aldık ya, o havadisi bütün ülkeye yayıyordur ondan. Can. Heh. Şu kitapçık için daha fazla birlikte çalışsak diyorum, sana da uyarsa. Uyar tabii, daha önceki örneklere de mi baksak, fikir olur bize. Ha, ben arşivden istedim bile onları. Tamam, yarın birlikte bakalım o zaman. Olur. Abi, benimki az pişmiş olsun. Ben de canım kardeşim, ben de. Yapıyorsunuz Ekiri? Bir şey söyleyeceğim. Bugün gerçekten çok tatlı görünüyorsunuz gözüme. Şebnem, sen bile çok tatlı görünüyorsun şu anda. Siz de çok hoş görünüyorsunuz. Ne? Hoş görünüyorsunuz. Aa, merci. Evet, evet, merci. Biz bir acıktık, yemek yiyelim. Gidiyoruz biz Deren Hanım. Hadi. Ben de acıktım. Şebnem dedi ya. Tamam, neyse, yavaş yavaş işte bulacaksın. Ne biri demiyor artık. Emre Bey. Merhaba. Merhaba. Kolay gelsin. Hoş geldiniz. Hoş bulduk Can Bey. Ne var ne yok? İyi valla. Can, sen de bütün gün yoruldun. Şimdi de burada bize böyle hizmet ediyorsun. Çok sağ ol. Olur mu canım? Benim işin zevk. Mangal bizim işimiz. Gel, lütfen. Aa, ben vejetaryenim ya. Yiyemiyorum ondan. Bugünü bozsan? Aa, yok. Gerçekten mi? Sadece meze yiyeceğim ben. Tüm tadımı kaçırdım. Ya. Ya ben meze değil de sadece et yesem, yani bir ekmek arasına ayıp olur mu? Hayır, niçin ayıp olsun ki? Hemen. Tufan abi getir. Canımın içi. Bak burada ne kadar nezih bir parti var. Her şey çok estetik. Sırası mı şimdi ekmek arasına? Et de nezih bence. Buyurun efendim. Ha, iki tane çok. Bir tane yeter. Yok, Rıfat abim birini benim için yaptı. Ben de böyle yiyorum ekmek arası. Buyurun, afiyet olsun. Çok teşekkür afiyet ederim. Olsun. İçeceklerimiz var, mezelerimiz var orada. Buyurun. Teşekkürler. Çok güzel, çok güzel. Yesene. İyisiniz değil mi? İyiyim, çok iyi. Önceli gibi yemek yedim. Güliz biraz az ye. Yeteydin anne. Hı. Ablam arıyor. Ben konuşayım da geçiyorum. Tamam. Efendim abla. Ya daha yeni geldim. Tamam, olur, konuşuruz. Görüşürüz. Yolunda mı her şey? Yolunda. O zaman şirketimizin geleceğine.
daha güzel günlerimiz olacak. Çok daha iyi günlerimiz olacak. Çünkü artık Can burada. Öyle mi? Güzel. Sıkılı mı? Yok. Çok eğlenceli burası. Ne düşünüyorsun? Albatros mu düşünüyorsun? Neden dalga geçiyorsunuz benimle? Dalga mı geçiyorum sence? Yani ben ne düşündüğünüzü anlayamıyorum. Ben de senin ne düşündüğünü anlamıyorum. Nişanlı yok mu senin? Ne yapacaksın Albatros'u bulunca? Nişanla ne alakası var? Ben Albatros'u hesap sormak için arıyorum, o kadar. Hesap soracağın adama niye Albatros diyorsun? Bir dergide okumuştum. Çok uzun süre uçtukları için çok fazla görünmüyorlarmış. Ben de bu adamı görmedim, o kadar. Ben gördüm. Adamı mı? Albatros kuşunu, Pasifik'te. Nasıl? Vahşi, iri, yalnız, dev kanatları vardı. Hayatı boyunca tek eşli olduğunu biliyorum. Ha bir de çok iyi koku aldığını, duyduğu bir kokuyu asla unutmadığını. Ay, neyse ne, Allah'ın kuşu işte. Ama markanıza çok yakıştı, tebrik ederim. Sağ ol. Ben gideyim. Afiyet olsun. Sana da. Ama bu nasıl parti? Dans etmeyecek miyiz biz? Hadi. No, no, no. Hadi hatırın içine derim. Aa, bu kaslar nereden peki? Afrika'dan mı bunlar? Su topu falan oynamıştım zamanında, ondan biraz. Su topu mu? O da mı var? Derencim. Sen biraz sarhoş gibisin. Oturmak ister misin? Ha? Hayır. Cık. Emin misin? Çok sarhoş. Deren, iyi misin? Kahve içelim mi? Daha içki içeceğiz ya. Hep beraber içelim ama. Ha? Hem burası biraz sıcak, gölgede oturmuşuz. Ne dersin? Kahve. Türk kahvesi. Kahve. Müziği bir alabilir miyiz müziği? Alalım. Sevgili patronlarım ve saygıdeğer iş arkadaşlarım. Bugüne ben de bir renk katayım dedim ve değerli müzisyen arkadaşım Güney'i davet ettim. O da beni kırmadı sağ olsun, geldi ve bize parçalarıyla burada şenlendirecek. Abi bize iki Türk kahvesi, sade, şekersiz. Tamam. Cappuccino latte falan istemezsin değil mi, ben... Türk kahvesi? Rıfat Bey. Çok güzel bir kahve yapacağım size şimdi. Gelin buyurun. Evet, ben geliyorum hemen. Buyurun. Geliyorum. Nasıl gidiyor parti? Harika, süper. Yalnız leş gibi kokmuşum mangaldan. Üstüm başımı değiştireyim, geleyim. Şimdi sussana. Ver. İçme sakın ha. İçeceğim. Ha. Ha, Can Bey. Heh, Rıfat abi, iyi mi Deren? İyi, iyi, kahvesini içirdim. Biraz uzandı, kendine gelir. İyi, harika.
Ya dışarıya biraz daha açık servis yapar mısın abi? Tamam, tamam. Kusura bakma, veriyorum seni. Yok canım, hadi bakalım, hadi. Yine mi ya, yine mi? Emre Bey'in odasına gidecektim. Yanlışlıkla buraya gelmişim. Yani böyle yarı çıplak bir halde Emre'nin odasına gidecektin, öyle mi? Evet. Yok artık. Terbiyesiz. Çok özür dilerim. Öyle değil. Öyle değilse nasıl o zaman? Ya nasılsa nasıl? Ben gidebilir miyim? Sanem. Geçen salonundaydın, şimdi yatak odamdasın. Sen ne yapıyorsun? Ha? Gerçekten ben de anlamıyorum nasıl oluyor. Yani bir şekilde oluyor. Öyle denk geliyor. Öyle denk geliyor. Sanem neden odamdasın? Yani neden odamdasın ve bu kılıktasın? Burası sizin odanız mı? Evet. Ben havuza düştüm. Eşyalarım ıslandı. Emre Bey de kurutmak için odama git dedi. Havuza mı düştün? Evet, olamaz mı? Ya olabilir tabii. Yani söz konusu sensen her şey olabilir gibi geliyor bana yani. Senden beklenir. Aynen öyle. Şimdi yine havuza düşesim geldi. Ben bir gideyim havuza düşeyim en iyisi. Sanem. Ama şu an resmen mobbing uyguluyorsunuz. Çalışanınıza psikolojik şiddet uyguluyorsunuz şu anda. Yani doğru düzgün çalışamayacak mıyız ya şirketinizde? Hemen müdahale ediyorsunuz yani. Sanem, odama giren sensin. Haneye tecavüz var. Özel alana saldırı var. Özel eşya kullanımı var. Ben eşyalarınıza asla ve asla dokunmadım. Ben çıkamam. Siz çıkar mısınız? Üstümü değiştireceğim. Yüzük nerede? Taktınız ama siz de yüzüğe. Yüzük de yüzük, yüzük de yüzük. Çantamda. Yani niye çantanda işte? Yani tamam anladım. Anneler bilmiyordu. Anneler burada yok. Yani niye çantanda? Çantamda daha havalı duruyor çünkü. Çıkar mısınız? Daha da diyecek bir şeyim yok. Neden ben ya? Her şey için çok güzel. Çok güzeldi, teşekkürler. Teşekkürler. Her şey için çok güzel. Görüşmek üzere. Bye. Oh. Naber? Gel, hoş geldin kardeşim. Oğlum parti var ve sen beni çağırmıyorsun. Ajansın partisiydi, o yüzden hadi gel. Oğlum, biz bu ajansın avukatı değil miyiz? Sabah akşam bu sözleşmelerle uğraşıyorum ben. Sözleşmeler, sözleşmeler, sözleşmeler. Kardeşim. Ne var, ne var? Serhan, bir kere dur. Getirdin mi sözleşmeyi? Getirdim. Ama koşulları ağır. Gerçi manken de adı üstünde. Arzu Taş. Oğlum saçma sapan konuşma ben şimdi. Ne sözleşmesi? Aa, senin abin daha yani fikrinden haberin yok mu? Aa, hayır yok. Ya şu sizin geçen sene çalıştığınız kız yok mu? Arzu Taş. Hani manken olan. Şimdi Dejan'ın marka yüzü oldu abi. Yani senin anlayacağın, eğer biz bu sözleşmeyi imza attırırsak bütün reklam kampanyaları bizde. Hayırlı olsun, hayırlı olsun. Ne bu acele? Yani beraber inceleseydik sözleşmeyi. Oğlum kız dünya çapında manken oldu zaten. Herkes peşinde. Acele etmemiz lazım yani. Bu işi kaparsak 2-3 yıllık kampanya bizde. İyi, harika. Hah, Deren iyi misin? Nasıl oldun? Ay Can, kusura bakma. Güneşin altında içtim diye oldu herhalde. Hiç problem değil. Sen iyisen sıkıntı yok. Olur öyle şeyler. Ben sözleşmeyi aldım. Yalnız son bir kez göz gezdireceğim. Sen o arada Arzu'yu ara. Şartlarını her halükarda kabul edeceğimizi söyle, sözleşmeyi imzalatalım, olur mu? Tamam.
Olur, hallederim. O da bizimle çalışmak istiyordu zaten. Bir de sabah ilk iş, sunumu hazırla. Çekim hazırlıklarını başlat. Çünkü az zamanımız kaldı. CC, sen Deren'i bırakırsın değil mi? Tabii. Harika, süper. Görüşürüz. Oldu o zaman. Görüşürüz Emre Bey, Metin. Görüşürüz Deren. Görüşürüz. Seni görmek güzel. Görüşürüz Metin. Evet. Ben çok mu saçmaladım bugün? Hiçbir şey de hatırlamıyorum. Yok, yani gayet normaldiniz. Cece. Yani saçma sapan hareketleriniz var. Ortalığı dağıttınız ya. Yani bulunduğunuz konuma hiç yakışmadı. Onu söyleyeyim lütfen. Rezil oldum. Hala küs müyüz? Oğlum ben bayılıyorum bu Deren'e ya. Abim büyük proje almak üzere. Ama yüzüme bile bakmıyor biliyor musun? Hiç umut yok yani. İyi kız, iyi kız. Çok da çalışkan. Emre, senden ne haber? İyi, senden? Yolunda mı her şey? Pardon, geliyorum. Biri var ama söylemiyor. Sen çok söylüyorsun sanki. Aramıyorsun, sormuyorsun. Ya insan şu kardeşim bir alır içmeye... Giyinmişsin. Herkes gitmiş. Evet, giyindim. Telefonu unutmuşum. Bırakayım mı seni? Teşekkür ederim. Şimdi misafirleriniz var. Zahmet etmeyin. Aa, Sanem sen burada mıydın? Evet. Çıkıyorum şimdi. Ya ben de çıkıyorum. Bırakayım seni. Olur. İyi günler. İyi günler. Ne oluyor kardeşim? Ne oluyor? Bırak Can ya. Bir vukuat var. Bunu bu akşam çözmem gerekiyor benim. Hadi hadi uyuşukluk yapma da şuradan ikimize içki getir. Oğlum bela mısın? Nesin başıma? Git oradan istediğin içki al. Hepsi orada. Oğlum ben senin bu kilidini çözeceğim. Bir şey var da neyse.